Radyoterapi uygulandığı bölgede etki veya yan etki oluşturmaktadır. Diyelim ki hastanın baş bölgesine bu tedavi uygulanıyorsa, o bölgede önce ciltten geçeceği için, önce ciltte, daha sonra cilt altı dokuda, hemen altında kemik dokuda ve de beyinde etki ve yan etki oluşturacaktır. Ya da vücudun başka bir bölgesinde uygulandığında sadece uygulanılan bölgede etki ve yan etki oluşmaktadır. Bu ne demektir? Hastanın başı tedavi edilirken akciğerlerinde, karaciğerinde, böbreklerinde herhangi bir yan etki görmeyeceğiz anlamına gelir. Beyin bölgesine uygulandığında radyoterapi tabii ki öncelikle ciltten geçeceği için ciltte kızarıklık, kaşıntı, renk değişikliği gibi yan etkilere yol açabilir. Bunun yanı sıra belli bir doza kadar uygulandığında geri dönüşü olan bir saç dökülmesi ve yine daha yüksek belli bir doza kadar uygulandığında da kalıcı saç dökülmesine neden olabilir. Beyin dokusunda da yine radyoterapi uyguladığımız durumlarda ödem dediğimiz bir yan etkiyle karşılaşmak şansına sahibiz. Baş boyun ışınlamalarında en büyük sıkıntımız mukozalarda oluşmakta. Mukozal bütünlük bozulduğu için hastalar yemek yerken, hatta tükürüklerini yutarken bir ağrı hissetmektedirler. Akciğer ışınlamalarında, akciğer dokusunda radyasyon sonucunda bir zatüre, radyasyona bağlı bir zatüre ve de tedavi edilmediği takdirde fibrozize dönüşme riskine sahip bir durum ortaya çıkabilir. Batın ışınlamalarında en fazla karşılaştığımız yan etki ishaldir. Sebebi de ince bağırsakların radyasyona maruz kalmasından kaynaklanır. Bunun yanı sıra yine böbrekler, karaciğer, pankreas, safra yolları, mesane radyasyonun maruziyeti sonucunda bu organlara özel bazı yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Çok fazla yaptığımız meme ışınlamasında ise daha sıklıkla cilt yan etkileri görmekteyiz. Ciltte hafif kızarıklık, kaşıntı haricinde ve de memede hafif gerginlik ve şişlik haricinde ciddi bir yan etki görmemekteyiz. Eskiden hastalarımıza bu yan etkileri tarif ederken çok daha şiddetli yan etkiler gördüğümüzü söylerdik. Hatta tedaviye ara vermemiz gerektiğini dahi bu konuda hastalarımızı bilgilendirdik. Fakat artık daha ileri ve daha doğru teknolojiler kullanılmasıyla birlikte bu yan etkileri hem daha az görmekteyiz hem de tedaviye ara verecek şiddette görmüyoruz. Bunun bir sebebi de biz daha tedaviyi uygulamadan hangi dokunun ne kadar radyasyon alacağını planlama aşamasında bildiğimizden dolayı gerektiği takdirde o doz ayarlamalarını yaparak oradaki radyasyon dozunu azaltarak, düşürerek, daha doğru bir tedavi uygulayarak bu yan etkilerin önüne geçiyoruz. Ve de bu ortaya çıkan yan etkilerin neredeyse %99'u geri dönüşü olan yan etkilerdir. Tedavi bittikten sonra haftalar içerisinde doku iyileşmesine bağlı olarak iyileşmekte ve geride kalıcı bir hasar bırakmamaktadır. Bugün için kalıcı olan yan etkilerin birkaç yan etkinin söyleyecek olursak, bunlar birincisi ağız kuruluğudur. Baş boyun ışınlamalarında tükürük bezi ışınlanmasına bağlı olarak kalıcı ağız kuruluğu oluşabilir. Bunun için de yine tükürük bezlerini tedavi alanın dışında bırakarak, onları daha iyi koruyarak uygulanan tedaviler bu şikayetleri daha az sıklıkta görülmesine yol açabilir. Her ne kadar radyoterapinin neden olduğu yan etkiler lokaldir, sadece uygulandığı bölgede ortaya çıkıyor desek de az da olsa bazı sistemik yan etkileri var. Hastalarımız tedaviden sonra bir yarım saat 45 dakika dinlenme ihtiyacı duyabilecek, hafif bir yorgunluk hissedebilirler. Yine tedavi alanına giren kemik iliğine bağlı olarak kan değerlerinde düşme olabilir. Ve de bazı psikolojik tedaviye gelip giderken yanlarında gördükleri, beraber sıra bekledikleri hastaların durumlarından etkilenebilirler.
Bunlar hastalarımızın psikolojisini olumsuz olarak etkileyebilir. Bunlara da dikkat etmek gerekli.